Şuraya da bakalım. Şuralara şuraya bir bakalım. Bakalım, bakalım az burada ise. İlle burası olacak diye bir şey yok tabii. Geriden. Şurada bakın. Şunu peki var. Devam ettirme şansınız yok mu? Şey, bakın, şurada bitiyor. Sokak ev bitmiş. Bitiyor ama şurada evler var. Evler var bak. Ya, bakalım bir kez durdular. Bakalım. Yalnız burada yeşil alan da var sanki değil mi? Yok. Ona göre ayarlar. Evler. Bahçeli evler. Evler. Tek katlı. Evet. Bahçeli tamam, evler. Tamam. Yalnız şuradan geriye gidersek buraya yaklaşırız ha. Orası şey değil mi? Ya bu tek taraflı konu şöyle bir riski var. Burası. İşte, liman kavşağında şu anda yaşıyoruz ya. Şimdi adam otoyoldan geliyor. Buraya çıkacak. Evet. Buraya biz otoyola katılım verdik. Çıkış tamam, vermedik. Gelip buradan ters yön girmeye kalkıyor. Evet. Liman kavşağında yaşıyorsunuz. Tabii bugün aramızda Karayolları Genel Müdürlüğü'nden çok kıymetli arkadaşlarımız var. Teknik heyet var. Bölge müdürümüz yine burada. Karayolları Bölge Müdürümüz burada. Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, belediye başkanımız. Ve bugün burada uzun yıllardır İskenderun için önemli bir sorun olarak görülen şehrin otobana bağlanması, oradan da yine Cebike tarafına ve yeni hastane inşaatının yapılacağı aksa bağlanması ile ilgili uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projeyi müzakere etmek, sahada yerinde incelemek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız bugün İskenderun'u ziyaret ettiler sağ olsunlar, bölge müdürümüzü ziyaret ettiler. Sabahtan beri sahada belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla incelemelerde bulunuyoruz. Ve birazdan size göstereceğim atlar üzerinde şu anda bir fikir çalışması yapılıyor. Ağırlıklı olarak taşınmazların tapu durumuna göre, imar durumuna göre sorunları aşmamız kaydıyla ve şartıyla inşallah hem Şekere tarafından bir bağlantının yapılıp yine şu TOKİ konutlarının alt tarafında planlanan hastaneye ve şehrin fiziksel gelişim aksı olarak da yine Cebike tarafındaki aksa ulaşma ile ilgili alternatif ulaşım planları üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Büyük ölçüde çalışmalar olgunlaşmaya başladı. İnşallah bu çalışmalar olgunlaştıkça Şekere tarafından şu Arsuz çevre yolundan bağlantı yapılması şartıyla hem mezarlık tarafına hem de oradan TOKİ konutlarına ve yeni yapılacak hastane inşaatı alanına ve inşallah devamında Yeni İskenderun diye tanımladığımız Cebike tarafına doğru gelişim aksını karşılayacak yol alternatifleri şehre kavuşturulmuş olacak. Şu anda Aşkarbeyli noktasında ki bu çalışma üzerinde müzakerelerimiz devam ediyor. Belki bu aksın kaydırılma ihtimali var. Burada mühendislik açısından, statik açısından çok ciddi problemler var. Bunların aşılabilmesiyle ilgili yine Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğümüz üzerinde çalışacak. Zaman içerisinde alternatiflerle ilgili de yine alternatifler üretme konusunda çalışacaklar. Hemşehrilerimizi hem yeni yapılacak hastaneye ulaştırmak hem de otobanı burada şehrin trafik yükünü bypass edecek bir alternatif olarak kullanma konusunda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Yani İnşallah bu ulaşımla ilgili alternatiflerin daha da zenginleşmesi için zaman içerisinde kentte bugün ortaya çıkan kanaat şu, aslında imar planlarının özellikle tepeler dediğimiz bölgede bir an önce yapılması ve bu ulaşım akslarını karşılayacak bulvarlara şehrimizin kavuşması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Sabahtan beri hakikaten iyi bir uygulama içerisinde çözümü şehrimize katacağı, değeri ve insanlarımız rahatlığı için hakikaten bir fikir birliği içerisinde kağıtlıkla ben kendime teşekkür ediyorum. Herkese emeği geçenlere, yeni kuracağımız saray sitesi, emeğiniz çok teşekkür ediyorum bu arada. Hele hele bugünkü en sevinçli tarafı, çok uğraşıyorduk biz sanayiye giriş çıkış oldu. Şekerin oradaki yapacağınız o hizmet sanayi adına, İskenderun adına size teşekkür ediyorum. Sayın vekilimizle birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimize katılması, kazandırılması gereken iki tane bağlantı yoluyla ilgili ilk günden bu yana çalışıyoruz. Bugün oluşan kanaat bu iki bağlantı yolunun gerekliliği konusunda kanaat oluşmuş ve bugün sağ olsun Ankara'dan işte Karayolları Genel Müdürlüğü Proje Başkanımız, Genel Müdürümüz sağ olsun Şube Müdürümüz geldi. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü. Şu an zaten Şekere tarafına yapılması yönünde en ufak bir engel yok. Oradaki senaryo tamam gibi. Oradaki senaryo tamam sağ olsun kendileri de yerine baktılar. Şu anda da Aşkarbeyli'yi nasıl otobana bağlarız üzerinde çalışılacak. O da gerçekleştirildiği takdirde İskenderun'un hem büyüme alanı, şehrin büyüme alanı hem yeni yapılacak hastane ve diğer TOKİ'lere daha ulaşımı sağlayacak proje gerçekleşmiş olur. Ben o yönden bugünü çok önemsiyorum.